Şimdi hani galiptir bu yolda mağlup. Bu Rize adına söyleyebileceğim cümleler. Saygı duysam da galibiyete, mücadelesine, taraftarım gerçekten özverisine. Puanlı olarak değil ama mağluptur ama galip. Fenerbahçe için söyleyebileceğim. Çünkü hem Konya maçında 33. dakika falan Yavuz'un atılmasından sonra uzatmalarla birlikte bayağı bir oynanan maç ve beraber bitti. Bugün de hem öndesiniz, hem çok uzun süre rakibiniz 10 kişi oynuyor, hem de oyunu kazanamıyorsunuz. Bak maçı kazandınız. Ama Volkan'ın göğsünden çarpan top koluna çarpsa hatalı çıktığı için senaryo farklı olabilir. Farklı olabilir. Vedat Muriç sahayla yanağlara gitti ve oynayarak da gol attılar. Kim attı? 10 kişi oynayan takım. Ve tartışmalı bir golle de kazandınız. Tabii ki puanı 28'e çıkarması, özellikle Beşiktaş deplasmanında 3-0'dan 3-3'e gelinmesi, bunları hanesine 3 puan olarak koyarken fizik olarak çok düşük seviyede olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü 11-10'da 10 kişilik takımlar yorulurlar. Kaldı ki Okan Buruk müthiş bir değişiklik yaparak oyunu da tuttu. Fenerbahçe ise 2-2'ye kadar zaten hiçbir şey oynamadı. Enteresandır. 2-2'den sonra da maç gittili geldili maç oldu. Bu tabii fizikle ilgili bir olay. Beşiktaş maçındaki coşkulu ve ikinci yarıdaki oyun